Şunlar da Hasan altına. Tamam abi. Adı da var. Var var. Abi orada boş yer var mı? Mangal yeri çekiyorum. Mahmut amca, gel. Tecrübe kazanmış, kazanmış olsun. Bu tür bilgilere bugün çok ihtiyaç var. Bugün bakıyorum ben. Hanımın kaşını gözünü eğdiğini gören bir adam ben boş veriyorum arkadaş deyip gidiyor. Evet. Piyasını da evet. Boşanma, o da anne aldı. Bu çocuğu da aktarabilirsek, hamle bir merdiye bir konuda anlatabilirsek, hizmet yapmış olacağız ama inşallah bundan sonra böyle bir araya gelişlerde böyle bir masaların şey olacak. 150 sene birbirimizin tanrı şeklinde ama bu var. Gülümdürüz tanrı olmaz hiçbir yerde. Tabii tabii canım. Bir sene de bizim neler yaşamışsın. İyi ve kötü anlar oluyor tabii.
Yani o zaman 40'ı da mı alalım? Yok, almayın. Almayın. 33 almayın, ben de bir sen yavaş yavaş sınırlara geldin yani. Abdül abi, evvelki yerde duruyor. Oradan duruyor. Evvelki yerde duruyor, valla. İçimizi girmeye çıkarttık. Hakikaten kaymakam beyim, çok teşekkür ederiz. Yani sizleri böyle görmek çok çok keyif verdi ya yani. Merhaba abla. O zaman şöyle yapalım. Kaymakam Bey, 40 alalım, 50 alalım. 40 üstü olsun. İyi girmem ben yani. 28 sene daha idare ediyorum. Evet. Sen daha sen aldın alacağın kadarını. Sen yetiştin maşallah canım. Hayat dersi vereceklerdir. Onları daha çok konuşturmak gerekiyor. Onun için ben birazdan onlara sözü vereceğiz. Tek tek onların duygularını alacağız. Biz tabii onların hayat felsefesini dünyaya ve insanlara, gençlere aktarmalarını istedik. Huzur evinde bir kaynaşma olsun ve güzel bir ortamda gençlere bir nasihat yapılsın istedim. Onun için ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ve sıradan sizi konuşarak teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sayın Kaymakam, Sayın Müdürü Beyefendi'ye çok teşekkür ederim. Bizi burada 52. yıldır evli bulunduğumuz için misafirlerimiz burada biraz bulunuyorum. Hani sessiz olup siz de biraz sesinizi yükseltirseniz. Evet. 52 yıl hayatımızda 52 yıl evlilik senelerimiz geçti. Çocukları büyüdü, evlendi. Çocuklarımızı büyüttük, torunlarımızı büyütüyoruz şimdi. Onların bazıları evleniyor, bazıları tahsillerini devam ediyorlar. Ama 52 yıl hep beraber, eşimle beraber ana rahminden başlayan sevgi, saygı, çocuklara iyi şeyler öğretmek, onları bir arada buluşturmak, sevecen kılmak, büyüklere saygı, küçüklere sevgiyi öğretmek üzere yola çıktık ve bunda da başarılı olduğu sanıyorum. Benim 3 tane erkek çocuğum var. 3 tane erkek çocuğum. 3 tane de gelinim var. 3 tane gelinim, kızım olsa o kadar sevmem, onlar da beni bu kadar sevmezler. O kadar çok seviyorlar ki, çok mutluyuz. Torunlarımı seviyorum. Onlar da mutlular, onlar da bizi seviyorlar ve sayıyorlar. Çünkü anne baba olarak nasıl bir evlat, nasıl bir gelin yetiştirdiysek, o sevgiyi, onlarda o saygıyı görüyoruz. Sevgidiğer muhtarlar, sevgidiğer yurtta kalan abilerimiz, hanımefendiler. Sizler yalnız değilsiniz. Bizler olduğumuz müddetçe, bu sevecen yurt müdürümüz burada bulunduğu müddetçe sosyal dayanışma, Sosyal Bakanlık sizlere eğildikçe hiç yalnız değilsiniz. Korkmayın. Sizler buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizleri kutluyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ben Yeşilada'nın içinden gelen bir
kardeşinizim. Çarşı Mahallesi'ndeki Zafer Ortaokulu'nda okudum. Ama bir su basma olayı oldu 1959 yıllarında. Oradan Isparta'ya göç etmek mecburiyetinde kaldım. Orta biri Zafer Ortaokulu'nda okudum. Orta tahsilimi, lise tahsilimi Isparta'da devam ettim. Ondan sonra Isparta'dan sonra İstanbul'a gittim. Hem çalıştım hem okudum. Uzun yıllar böyle çalışıp okumaklarla geçti. Hayata atıldım. Elektrifikasyon mühendisiyim kendim. Elektrifikasyon mühendisiyim. Tüp geçit, İstanbul Boğazı'ndan geçen tüp geçit çalışmalarında valilikte 7 sene toplantılarda bulundum. Elektrifike konularında hala Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'ne yapıcı çalışmalarım olmuştu. Dayanışma içindeyimdir. Halen de bu dayanışmayı koruyorum. Yetiştirdiğim evlatlar ikisi inşaat ve makine yüksek mühendisi oldu. Amerika'da uluslararası ticaret yaptılar. Hayatın gelinlerim onlar da öyle. Kimisi doçent oldu, profesörlüğe çalışıyor. Kimisi de ondan sonra devlet kurumlarında, belediyelerde, şurada burada görevlerini yapıyorlar. Torunlarım birisi Türkiye birincisi, birisi üçüncüsü. Yani biz torunlarımızı elinden tutup okula götürürken dahi hayat bilgisi çalışırız, matematik çalışırız. Onun için anneler, babalar, sizlere sesleniyorum. Çocuklarınıza, torunlarınıza çok yakın olun. Onları sevgi dolu yetiştirin, saygı dolu yetiştirin. Onlar geleceğin istikbalimizde geleceğin büyükleridir. Hepinizi, benim başka diyeceğim şey yok. Aranızda bulunmaktan büyük bir zevk aldım. Bu güzel yurt, bu güzel mekan gelişmiş, donanımlı olmuş. Burada emek veren herkesi kutluyorum. Sağ olun, var olun. Birinize sağ olun efendim, sağ olun. Sayın Kaymakamım, diğer misafirlerimiz biliyorlar. Ben emekli öğretmen, emekli ilk öğretim müfettişiyim. Aşağı yukarı 80 yaşımın üzerinde eğitimin çeşitli kademelerinde çalışmış olarak birçok gencimizi, öğrencimizi, öğretmenimizi yetiştirmekte görev aldım. Hayatta olan çocukların da şu anda yaşları 50'nin üzerinde olmak üzere hizmetlerine devam ederler. Biz de onların hayatlarının devamında onların yaşamlarını sürdürebilmek için, yaşamlarını daha doğrusu rahat sürdürebilmeleri için bu Eridir Huzur Evi'nde hanımla ve eşimle beraber kalmaya karar verdik. 3 seneden beri bu huzur evimizde kalıyoruz. Huzur evimiz örnek huzur evlerden birisi. Bazılarını gezdik gördük. Ama burası çok daha farklı bir eğitim yuvası da diyebilirim. Bir bakım yuvası diyebilirim. Ayrıca 3 seneden beri biz buradayız. Sayın Kaymakamımız da beraber bulunuyorlar.
kurumumuzun yaşamasına, gelişmesine büyük hizmetleri olmuştur. Ayrıca değerli hocanın eşleri de ayrıca bu yönden büyük bir kurumumuzun gelişmesine, hanımların yaşamasında, gelişmesinde büyük yardımları, faydaları oluyor. Kendilerine huzurunuza teşekkür ediyorum. Biz daima eğitime yardımcı olan devlet adamlarımızı, devlet büyüklerimizi daima saygıyla anarız, söyleriz, anlatırız. Devlet hizmetimi yurdun birçok yerlerinde yaptım. Bunun dışında Batı Trakya'da, Yunanistan'daki Türk köylerimizde, Türk bölgelerinde de öğretmenlik yaptım. Orada da hizmetim oldu. Onu da mesleğimin bir devamı olarak unutmuyorum. Halen burada olduğumuz yıllar içerisinde eğitim hizmetimi her yerde gene de yürütmeye çalışıyorum. Ama ancak bütün arkadaşlarımın, eğitimcilerin, gençliğimizin, çocuklarımızın gelişmesinde büyük yardımları olacağına hep inanırım ve elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Hele devlet büyüklerimizin, devletimizin yönetiminde ileri safhada olan büyüklerimizin eğitim anlayışlarıyla gençliğimizin ilerlemesi böyle mümkün olacaktır. Daha ne kadar eğitimde ileri safhalara gidebilirsek herhalde ilerlememizin en başlangıç noktaları burada olacaktır. Ben daha fazla sizleri rahatsız etmeden tekrar en değerli hizmet olan eğitim, burada bir ülke amirimizin, kaymakamımızın eşi olarak saygıdeğer hoca hanımı da tebrik ediyorum. O bu görevini çok başarılı bir şekilde götürüyor. Ben bundan da kıvaç duyuyorum, okulundan duyuyorum, çevreden duyuyorum. İşte bizim büyük sevincimiz işte bu oluyor. Ben bu yaşıma geldiğim zaman daima eğitim çalışanlarının, hatta benim öğrencilerimin pek çokları emekli oldular. Ama eğitimin yararını onlarda da gördüğüm için hala birçokları telefonla beni ararlar, gelir ziyaret ederler. Bundan da büyük kıvanç duyarım. Hepinizi çocuklarımızın da geleceğini düşünerek ileri eğitim seviyelerine gelmelerinin beklentisi içerisinde hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Hepinize bu mübarek günde hayırlı günler diliyor, sağlıklar diliyor. Hepinizi tebrik ediyorum. Sağ olun.